Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği genel seçiminin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresi'ni 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Büyük Kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, parti üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kongrenin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilat üyeleriyle birlikte Ankara'da olacaklarını belirterek, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresi'ni 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. 16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını 24 Haziran seçimleriyle teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu Yuvam, Sevdam, Aşkım dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongremiz ve partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi çöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan AK kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan AK heyet, birlik beraberlik mesajları verirken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, basın mensuplarından gelen sorular üzerine Temmuz ayı içerisinde hayata geçirdiği Başkan Mahallemize ve ilk kez düzenlenecek olan Aksaray 1. Gurbetçi Festivali hakkında açıklamalarda bulundu. Başkanım, bu Başkan Mahallemize projesi olmayan bir proje. Yani diğer il ya da ilçe belediye başkanlarında görmediğiniz bir proje. Proje hızla devam ediyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor? Vatandaşlar ne diyorlar mahallede? Siz ilk gördüklerinde böyle tam bir parti soruyorum ama sormak istedim. Aramızda şu an dedim. Ya aslında bu bizim farklı zamanlarda yaptığımız uygulamalardı. Biz buradaki farklı yaptığımız şey şu oldu. Bir tam günümüzü mahallede geçirmek oldu. Ya da ise mahalle meclisleri yapıyorduk sizlerin de bildiğiniz gibi. Mahallede bir problem, sorun olduğu zaman ekiplerimiz gidip müdahalede bulunuyordu.
Fakat bizim yeni geliştirdiğimiz bu proje kapsamında sabahleyin erken saatlerinde ekibimizle beraber yaklaşık 250 kişilik bir ekip toplanıyor. Onlar mahallede sokakları karış karış gezerken biz de o mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerimizi, şehit gazilerimizi, oradaki vatandaşlarımıza uğruyoruz. Sonra esnaf gezilerimiz, camideki buluşmalarımız, en son mahalle meclisi ve sonra çocuk eğlencesi ve sinema programıyla devam eden bir çalışma yaptık. Dediğiniz gibi Türkiye'de ilk defa böyle bir kapsamlı çalışma yapılıyor. Genel merkezimize de biz bunu sunduk ve takdirle karşılandı. Çok da olumlu geri dönüşler aldığımızı söyledik. Muhtemelen bu önümüzdeki, az önce başkanım da dediği gibi, cumartesi günü programdan sonra bir çalışmayı diğer illerde de uygulanmasını isteyecekler. Örnek ve iyi ve başarılı olan projeler partimiz tarafından değerlendirildi. Diğer illere de örnek olarak sunuluyor. Şu anda bizim bu projemiz de gerçekten başarılı ve güzel bir proje olarak takdir gördü inşallah. Biz devam edeceğiz tabii. Şu anda 12 tane mahallemizi yaptık. Bayramdan sonra daha da hızlanacak. Yarın inşallah bir mahallemiz daha var. Bayramdan önce bir mahalle daha yapacağız. Ondan sonraki süreçte de kaldığımız yerden devam ederek inşallah 48 mahalleyi tamamlamayı hedefliyoruz. Haftada işte 3 tane maksimum yapabiliyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma. Çünkü aralarda da devam eden çalışmayı bitirmek maksadıyla yapılan bir çalışmayı bu şekilde toparlamayı planlıyoruz inşallah. Başkanım, yarın gurbetçiler için bir programınız var. Aynen. O konuda bilgi vermek yarın inşallah gurbetçilerimizle bir program yapacağız. Onlar Aksaray'dan gitmeden önce, çünkü bayramdan sonra biliyorsunuz birçoğu geri dönecek. Geri dönmeden önce onları Kudasan Parkı'nda, bizim o nikah salonu, kırdüğün alanı tarif ettiğimiz alanda inşallah kurbetçilerimiz olacağız. Bu vesileyle de hatırlattığınız gibi oldu. Tekrar davet etmek istiyoruz. Yani teşkilatımızı hem de inşallah kurbetçilerimizi orada onlarla beraber güzel bir vakit geçireceğiz. Aksaray Belediyesi şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni hastane bölgesinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Son 4 yılda yaklaşık 750 bin ton sıcak asfalt çalışmasıyla rekora imza atan Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından altyapısı tamamlanan yeni Aksaray Üniversitesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde caddelerde orta refüj, peyzaj ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde zemin hazırlıkları tamamlanan Büyük Bölcek ve İstiklal Mahallesi ile birlikte birçok noktada sıcak asfalt çalışması başlatan Aksaray Belediyesi, yayalara ve sürücülere daha konforlu ulaşım imkanı sunmayı planlıyor. Yakın bir tarihte hizmete açılması planlanan yeni devlet hastanesinin bağlantı yollarında kavşak ve orta refüj çalışması başlatan yol yapım ekibi, hastanenin ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yollarda da çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede Şehit Yavuz Bayal Sokak'ta başlayan sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi yaya ve araç sürücülerinin güvenliği için şehir içi trafikte yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Belediyeye bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, okul çevreleri ve sokak yollarının caddeye bağlandığı noktalara trafik uyarı işaretleri ve levha montajı gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması için yatay işaretleme ve levhalama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ulaşım hizmetlerine bağlı ekipler, okul çevreleri ve sokak yollarının caddeye bağlandığı noktalarda hem yayaların hem de araç sürücülerinin güvenliği için yaya geçidi dur uyarı işaret ve kasisli yol levha montaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri yaya geçidine yakın mesafelerde ise araçların hızını düşürmek için yollara kasis monte ederek güvenli ulaşımın koşullarını oluşturuyor. Çalışmalar kapsamında eskiyen trafik uyarı levhaları sökülerek yerine yenileri takılırken belirlenen yeni yerlere de yeni levhalar takılıyor. Trafik uyarı işaretleri ve levhalarının montajlarıyla birlikte birçok noktada yatay ve düşey trafik işaretleri yaya geçidi, trafik uyarı çizgileri ve kasis boyama çalışmaları bitirildi. Aksaray Belediyesi mahallelerde hem altyapıda hem üst yapıda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin son adresi ise Çiftlik Nakkaş ve Küçük Bölcek Mahallesi'ydi. Aksaray Belediyesi'nin fen işlerine bağlı asfalt ekipleri Çiftlik, Küçük Bölcek ve Nakkaş Mahallesi'nde zemin hazırlık çalışmaları gerçekleştiriyor.
Belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak 3 mahalleye döşenecek olan sıcak asfalt çalışması öncesinde zemin alt malzemesi ve PMT döşeme çalışması hız kesmeden devam ediyor. Sıcak asfalt dökülmeden önce zemin hazırlama çalışmalarını titizlikle yürüten belediye ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatlarıyla kentin dört bir tarafında başlatılan asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bu tempoyla çalışmaya devam edeceklerini ve yollarda asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin, aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfaltlama yaptığını kaydetti. Bu yıl yolların tüm asfalt bakım onarım problemlerini gidereceklerini belirten Yazgı, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sağlamak adına kırsal mahalleler ve merkez mahallelerle birlikte Aksaray'ın belediye sınırları içerisindeki tüm yol ağında asfaltsız yol, kaldırımsız sokak kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Fen işleri, Çiftlik, Küçük Bölcek ve Nakkaş mahallelerinde zemin hazırlık çalışmaları gerçekleştirirken su ve kanalizasyon ekipleri kanalizasyon, yağmur suyu ve su boru hatlarında yenileme çalışmalarını tamamladı. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizim mikrofon röportajlarıyla sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde Aksaray'ın ekranında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bilmiyorum, ben yabancıyım abi. Bir şey diyemeyeceğim. Ancak geçiniyoruz. Vallahi düşünmedim hiç. Herhalde altına yatırırdım. Yatırmazdım abi, saklardım. Eğer param olsa öncelikle Türk parasına yatırırdım yani. Türk parası değer kalsın yeterli. Bizim için. Param olsa ne yatırırdım? Arsaya yatırırdım herhalde. Daireye, arsaya yatırırdım. Neye yatırırdınız? Vallahi paramız olsa yok ki, ne yapalım? Arsa. Yani dolara değil. Başka neye yatırırdım? Aman kızım. Dolar değil de başka ne? Altına yatırırım. Param olsa mı? Param yok da. Bir şeye yatıramam. Şimdi yatırım amaçlı arsa gibi şeylere yatırırdım. Arabaya. Paramız olsa neye yatırırız? Arsaya yatırırız. Param olsa neye yatırırdım? Bankaya. Euro'ya neye yatıracağız başka? Fakirlere verirdim. Paramız olsa neye yatırırdık? Olmadık şeyi soruyorsun kardeşim ya. Neye yatırırdın? Vallahi bilmiyorum neye yatırırım. Olsa neye yatırım yapardınız? Türk lirasına. İnşaata abi. Altına. Hiç düşünmedim. Vallahi herhalde burada arsa alırdım ya. Neye yatırırdınız? TL. Çeyrek. Param olsa neye yatırırım? İnşaat. Neye yatırırdınız? Param zaten yok ya kardeş ya. Altına yatırırdım. Mezarın sarrafım yani kendim. Olsa neye yatırırdınız? Param olsa yine kalırdım abi ya. Parayı gayrimenkule yaparım. Arsa. Param olsa harcardım. Param olsa Türk parasına yatırım yaparım. Olmayacağı kesin. Onun için düşünemiyorum. Şu anda bozduruyorum ülkemin hayrı için. Şu anda hiçbir şeye yatırım yapmıyorum. Türk lirasına yatırım yapıyorum. Şu an için. Eğitim. Param olsa neye yatırım yapardınız? Türk parası da abi. Param olsa emlak yatırım. Şu anda param olsa gayrimenkule yatırım yaparım. Türk parasına yatıracağız tabii. Şu durumda yani gurbetçi olarak oradan yabancı, burada yabancı ama yine de vatanımızı hiç kimseye bırakmayız. Hiç kim ne yaparsa yapsın vatanımızı savunmaya da bu olan paramızı da her zaman Türk lirasına yatıracağız. Reisin arkasında ve de yanındayız. Arsaya. Vallahi ev alırdım herhalde. Param olsa o zaman düşünürüm. Şimdi param yok.